süre sıkıntınız yok ama süre sıkıntımız yok diye de soruları yaya yaya çözmememiz lazım. Bunu söylememin sebebi şu. Şimdi bu soruda kısa bir yol üretmek çok mümkün görünmüyor. Eşlenikle başlayan arkadaşlarımız biraz böyle işin içinden çıkamamış olabilir. Burada eşleniklik çok bir şey yok gibi duruyor. Niye biliyor musunuz? 3 eksi 2 i, 3 artı 2 eşleniği. E çok bir katkısı yok. Yukarıyla çarpınca güzel bir şey gelmeyecek. 2 artı i'nin eşlerini alsak 2 eksi yukarıyı da çarpınca öyle müthiş şeyler gelmiyor. O yüzden ben şunu tercih ettim bu soruda. Dümdüz çarpmayı. 2 eksi 3 i ile payı payla çarpacağım yani. Paydayı da böyle gördüğünüz gibi paydayla çarpacağım. Sebebi çok da böyle matah bir şekilde özel bir durumun olmaması. Bundan dolayı dağıtıyorum. 2 çarpı 1, 2. Eksi 2 çarpı 2 eksi 4 Bu sorular bana daha zor gelir. Çünkü işlem hatasına müsait sorular. O yüzden üşenmeden yapalım. Eksi 3 çarpı eksi 2 normalde 6. i kareden dolayı eksi 1 gelecek. Orada bakın göremeyenler için kenarda göstereyim. Bakın bu 6 i kare. Bu yüzden eksi 6'dır. Böyle yapmış olalım. Aşağısı da yine aynı şekilde 3 çarpı 2 6. 3 i Sonra arkadaşlar 2i çarpı 2i 4i ve 2i çarpı i aynı şekilde bakın 2i kare yani eksi 2 oldu. Bundan dolayı yukarıya baktığımız zaman eksi 7i eksi 4 aşağıya baktığımızda 7i artı 4 ne güzel bakın aşağısı yukarının eksiyle çarpılmış veya yukarısı aşağının eksiyle çarpılmış fark etmez bunlar birbirini götürdü. Eksi 1 oldu arkadaşlar sorunun cevabı. C şıkkı. Semboller arkadaşlar 6 tane. Bu 6 sembolde her biri bir farklı sayıyı temsil ediyormuş. Sıfırdan farklı. E, ve bu sembollerin toplamı da 48 olarak verilmiş. Şimdi üçgenin alabileceği değerler toplamına bakacağım. Burada e, şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Bunları alt alta yazayım ki görün. Şimdi üçgen kare... Daire, beyaz daire. Hatta onu da e, altına şöyle yazayım. Şuraya yazayım. Hani alt alta gelsinler hepsi. Bu, sonra bu, sonra bu mor olan kare arkadaşlar. Onu da boyayayım şöyle. Şu sarıyı da şimdi renkle uğraşamayacağım. Şöyle yapayım arkadaşlar. Bunların hepsini topladığımız zaman 48'miş. Dikkat ederseniz taraf tarafa çıkardığınız zaman bunu fark etmek gerekiyor tabii. Yani... E, soru çöze çöze bunları daha hızlı fark edeceğinizi de düşünüyorum. Ekstra böyle bir şey yapmaya gerek yok. Bir de madem üçgeni sormuş. Üçgenle kareye odaklanırım. Mor kareye diğerlerinden kurtulmak isterim. Bu yüzden taraf tarafa çıkarıyorum aslında tamam mı? Şimdi sarıydı. Ben bunu da rengini mavi yapayım ki aynı olduğunu görün. İki tane sarı kare ben onları mavi yaptım artık. Bunların farkı iki tane böyle üçgen oldu. Yine mor kareyi de maviye boyadım. Böyle bakın. Artı eksi eksiden iki tane bakın böyle mavi kare oldu. Bu dairelerde birbirini götürdü. İşte 24 geldi. O zaman bir üçgen ve bir kare neye eşitmiş? 12'ye her iki tarafı 2'ye bölersek. Zaten arkadaşlar soruda bu üçgenin kareye bölümü kare verildiyse üçgen bu karenin karesi. Demek ki buna üçgene ü desem kareye de k desem üçgen arkadaşlar k'nın karesi olacak. Karenin karesi manasında eşittir 12. Buradan tabi şurası k oldu. Demek ki k kare artı k eksi 12 eşittir 0. k artı 4 k eksi 3 eşittir 0. K'nın buradan bir değeri eksi 4 geldi. Bir değeri 3 geldi. K kare isteniyor bizden. Çünkü üçgenin alabileceği değerler. Eksi 4'ün karesi 16. Sonra 3'ün karesi 9. Toplamları gördüğünüz gibi 25 oldu D şıkkı. Eksilik ve artılık açısından arkadaşlar çok dikkat etmemiz gereken bir soru. Lütfen güzelce izleyin. Şimdi iki sayının çarpımı pozitif ve toplamları negatifse bunu hemen şöyle gördüğünüzü düşünüyorum. Bakın iki sayının çarpımı normalde pozitifse artı artı olabilir ya da eksi eksi olabilir. Ama iki tane pozitif sayının toplamı negatif olabilir mi? Hayır. Demek ki o zaman bu sayılar negatifmiş. Böylece x'in de eksi, y'nin de eksi olduğunu biliyorum. Bu yüzden x küp çarpı y'yi arkadaşlar x kare çarpı x çarpı y şu x kareyi kare kökten kurtarabiliriz. Bakın böyle ayrı ayrı yazayım lütfen görün düzgünce. Bakın şimdi bir sayının karesinin karekökü mutlak değerdir. X negatif olduğu için dışarı ne olarak çıkacak? Eksi x diye çıkacak. Şimdi beni dikkatli dinlemeniz gereken bir yere daha geldim. Kök x y. Hem x negatif hem y negatif, değil mi? Bak nasıl yazıyorum? Şimdi bunu kök eksi x çarpı kök eksi y diye yazıyorum. Sebep eğer sen bunu böyle ayırırsan çarpanlarına x negatif değil mi? O zaman kökün içi negatif olamaz ama eksi yapmış oldun. Y negatif değil mi? Sen bunu farkında olmadan eksi yapmış oldun. İşte bu yüzden ben ne yaptım? Kök x çarpı y zaten yine eksi x çarpı eksi y. x çarpı y'ye eşittir. İçerisi negatif olmasın diye böyle ayırdım arkadaşlar. Anlaştık mı? Bu yüzden şimdi takip edin burayı. Artık x küp çarpı y kök içinde nasıl dışarı çıktı? Eksi x diye çıktı. Sonra yanında kök eksi x var. Sonra yanında kök eksi y var. Bakın bunu böyle yazdım. Bunu böyle yazınca artı x çarpı kök eksi x görüyor musunuz şimdi? Her ikisinde de x çarpı kök eksi x'ler ortak. Böylece x kök eksi x parantezinde eksi x şey eksi pardon kök eksi y kaldı sol tarafta sağ tarafta da hiçbir şey kalmadı 1 oldu. Alt tarafa gelirsek eksi parantezinde eksi kök eksi y artı 1 diyebilirim. Ne yaptım? Şu ifade zaten yukarının eksiyle çarpılmış olduğu için bakın eksi parantezini aldım bunlar sadeleşti. Artık eksi x çarpı kök eksi x oldu sorunun cevabı. Dikkatli olmak gereken bir soruydu. Biraz kafası karışan arkadaşlar için şu örneği vereyim. Kök altı eşittir kök eksi 2 çarpı kök eksi 3 olur mu? Hayır. Kök, e e biz şimdi eksi 2'nin x eksi 3'ün y olduğunu düşünelim. Ne yaparım ben bunu? Böyle yazamam. Kök 2 çarpı kök 3 diye yazarım ya. İşte ne yapıyorum? 2 arkadaşlar aslında neye eşit? Eksi x'e eşit. Bu yüzden eksi x diye yazıyorum. Yine y eksi 3 olduğu için eksi y neye eşit? 3'e eşit. Bu yüzden 3 gördüğüm yeri de eksiye yazıyorum. Bunun gibi yaptım aslında soruyu. Tamam mı? M sayısının rakamları toplamıymış. M2 de M sayısının rakamları çarpımı olarak verilmiş. E, 422 sayısından başlayalım. Bu zaten verilen sayı olduğu için bakın şimdi. Önce diyor ki size M2 20'den büyükse bunu kabul edeceğiz. O yüzden M2 yani rakamlar çarpımını bir bulalım bakalım. M2 neye eşit geldi? 16'ya. Ne diyordu sana? M2 20'den küçük olursa M1'i kullan. Türkçesi bu. M2 16 olduğu için M1'i kullanacağım. M1 neydi? M sayısının rakamları toplamı. Demek ki 422 sayısının bu sembolle gösterimi M1'e eşit oldu. O da M1'de rakamlar toplamı olduğu için 4 artı 2 artı 2'den 8 geldi. Demek ki bu ifade de 8'e eşitmiş. Yalnız A'nın ne olduğunu bilmiyorum ya. Birinci yorum. Yapacağım birinci yorum ne? 1. A çarpı 5 çarpı 2 yani M2 10A yapıyor. Acaba 10A 20'den büyük mü? Bilmiyorum şimdi bunu. 10A 20'den büyükse A nedir? 2'den büyüktür arkadaşlar. A 2'den büyükse e, kenarda tutalım şimdi. M1 bölü 2 olması lazım. O zaman M1 bölü 2 ne? Rakamlar toplamının yarısı. Yani A artı 5 artı 2 bölü 2. Neye eşit olmalı? 8'e. Buradan ne geldi? A artı 7 eşittir. 16'dan A 9 oldu. Peki A 9 2'den büyük mü? Evet. Demek ki A'nın alacağı değerlerden biri buymuş. Sonra arkadaşlar geliyorum ikinci yorumuma. Belki de ikinci yorumum arkadaşlar. Belki de burada M 2 küçük eşit 20. Bilmiyorum ki yani 10 A belki küçük eşit 20. A küçük eşit 2. Buna göre bakalım şimdi. A'a. Ee, A yani M2 pardon. 20'den küçükse neyi almalıydık? M1 i. yani rakamlar toplamını. Buradan 5 artı A artı 2 oldu M1. Haliyle 7 artı A oldu. Bu da kaça eşit olmalı arkadaşlar? 8'e. Çünkü en başta 422'nin bu sembolü 8 gelmişti. Demek ki A da buradan 1. Peki A 2'den küçük çıktı mı? Evet bu da sağlar. O zaman A'nın alabileceği değerler toplamı 9 artı 1'den 10 oldu. D şıkkı. Soldaki yeşil taraf ne anlatıyor? Onu görelim. A kümesi asal sayıları olduğu için asal olacak burası. E, çift olacak ama arkadaşlar ne olmayacak? 3'ün katı olmayacak. Onun üstüne eksi koyayım ki anlayın böylece. Asal olacak, çift olacak, 3'ün katı olmayacak. Şu taraf neye eşit oluyor? Şimdi B olduğu için çift olmalı. Yalnız A'la bir kesişimi olmadığı için bakın bu bölgenin A'dan farklı olduğu için asal olmamalı ve aynı zamanda 3'ün katı olmalı. Şimdi birincinin köklerine baktığımız zaman x eksi 6 x eksi 2 eşittir sıfırdan bir kök 6 geldi bir kök 2 geldi. Haliyle buradan arkadaşlar 6 çift bir sayı 2 de çift bir sayı ve bunlar aynı zamanda arkadaşlar 3'ün katı. Asal mı değil haliyle bu hangi kısma eşit oluyor? He, o zaman arkadaşlar şu kısma dahil oluyor. Böylece çözüm kümeleri yeşil bölgede denk geldi buranın evet yeşil bölgenin şurasına denk gelmiş oldu. Şimdi x kare eksi 144 yani x eksi 12 çarpı x artı 12 bölü x eksi 3 olduğu için bunun kökleri nedir arkadaşlar 12 eksi 12. Burada eksi 12 çift sayı ama doğal sayı olmadığı için bu arkadaşlar hiçbir bölgeyi sağlamayacak. O yüzden yani şey sadece C'yi sağlayacak ama bizden B kümesi yani yeşil kısım yani B kesişim C fark A'yı istiyor. Yani çift olsun, çift doğal sayı olsun, asal olmasın ve 3'ün katı olsun. Bu eksi 12 doğal sayı kısmını sağlamadığı için kök olmaz. Kabul etmiyoruz. Şimdi x eksi 3 oradan bir kök 0 geldi. Şey 3 geldi pardon. Burada da x eksi 5 çarpı x eksi 3 olduğundan buradan da bir kökümüz 3 geldi. Yani köklerimiz 3 3 birbirine eşit işte. Ve diğer kökümüz de 5. Şimdi bunlar asal sayılar. Ee başka aynı zamanda arkadaşlar. Ee bir de birisi 3'ün katıyken birisi değil. O zaman arkadaşlar bu da olmadı maalesef. Neden? Asallığı sağladı tamam ama çift değiller. 3'ün katı değiller. Buraya gelsek çift değiller. Asallar. 3'ün katı da değil hepsi. O zaman bakın yeşil bölgenin ne soluna ne sağına uymadı burası. Cevabımız yalnız bir A şıkkı. Arkadaşlar burada x kare eksi 6 x eksi 5'e tabii ki f kökü çarpı 3 dediği için bodoslama nasıl ümit ediyorum. Şimdi yazarsanız çünkü x gördüğüm yere kökü çarpı 3 yazacağım ya. Tabii ki doğru ama bizi uğraştırır. Bir de yani yapılır soru ama yani durduk yere vakit kaybı olur. Zihnimizi de yormayalım tabii bu vaktimiz bol diye. Yapacağınız iş daha güzel olan x kare eksi 6x'i tam kareye çevirmek. Normalde bu x eksi 3'ün karesine benziyor x kare eksi 6x ama x eksi 3'ün karesinden ne eksiktir? 9 eksiktir doğru mu? Çünkü x kare eksi 6x artı 9'dur. 9 çıkarırsam bakın x kare eksi 6x'i bulurum. Böylece bir de 5 var yanında. x eksi 3'ün karesi eksi 14 oldu. Şimdi bak bu fx olduğuna göre bu ifade. Şimdi bunu f köküç artı 3 yaparken rahatlayacağız. Çünkü köküç artı 3 üç, eksi 3'ün karesi eksi on dörtten bunlar gitmiş olacak. Köküçün karesi 3 olduğu için 3 eksi 14 yani cevabımız o eksi 11 oldu. Şimdi ne demiş bize? Reel sayısı kırmızı tokayı Asya'ya vermeyecek. Kırmızı, mavi, sarı diyelim şimdi. Ee, burada Asya, Burcu ve Cansu. Şimdi arkadaşlar, demek ki kırmızıyı Asya almayacak. Tamam. Ee, neden? Sorunun cevabı reel sayı çıktı. Mavi tokayı Burcu'ya vermeyecektir. Neyse, eğer fonksiyon tam sayıya eşitse, evet fonksiyon tam sayı, o zaman mavi to tokayı da Burcu'ya vermeyecek. Sarı tokayı Cansu'ya verecektir. Evet fonksiyon negatif bir sayı çıktı. Demek ki sarı toka Cansu'nun. O zaman arkadaşlar kırmızıyı e, neydi kızın adı Asya alamıyorsa kırmızıyı kim alıyor demektir? Burcu. Maviyi de Burcu alamadığına göre kim alıyor demektir? Asya. Bu yüzden maviyi Asya aldı, kırmızıyı Burcu aldı, sarıyı da Cansu aldı cevabımız B şıkkı oldu. Soru arkadaşlar aslında hem kolay hem zor gibi. Çünkü burada adımları takip edince sorunun kendisi çok kolay olmadığı için çözümü biraz insana garip geliyor. Ee, ama düzgünce hani buraları çok anlamadınız diyelim. Eyvah burada adam hata mı yapmış kız hata yapmamış mı anlayıp arzuymuş zaten bir an çünkü adam kız dedim. Ee, hata yapmamış mı anlayamıyorum dediğin anda bile 6. adıma soru işaretleriyle gelsen 6. adımda zaten soru patlıyor. Neden? Şimdi log x 2'nin karesi. Bu arkadaşlar log x 4'e mi eşittir yoksa 2 tane log x 2'nin çarpımına mı eşittir? Bak soru neye eşit demiş? log x 4'e eşit demiş. O yüzden üstteki adımlar gerçekten doğru. Bu arada kontrol edip etmemen önemli. Değil. Ama 6. adımda facia bir hata yapılmış. Ne diyoruz biz? log a tabanında b'nin n'inci kuvvetiyle Log a tabanında b'nin komple böyle n'inci kuvveti aynı şeyler değildir. Buradaki n'yi evet başarı atarsın ama bu komple fonksiyonun n'inci kuvvetidir. O yüzden n defa bakın burada iki defa log x2'yi çarpmak demek oluyor. Bu yüzden cevabımız 6. adımda hatalı olacak e şıkkı. Arkadaşlar fx çarpı y fx çarpı fy diye verilmiş ya soruda. Şöyle bir şey söyleyebilirim o zaman. F4 demek 2 çarpı 2 olduğu için F2 çarpı F2'dir. Bazen arkadaşlarımız şöyle zannediyor. Bu X ile Y'yi farklı harf verdi diye X ve Y birbirine eşit değil diye bir şey yok. X ve Y tabii ki birbirine eşit olabilir. X ve Y buradaki normal harf. Yani sana şöyle de verebilirdi soruyu. F A çarpı B de verebilirdi. Bu herhangi bir harf. Bu da herhangi bir harf. içine sayı yazabilirsin. Özgürsün seni sınırlamamış, şart vermemiş. O yüzden şart vermemişken kendi kendine şart uydurma normal bu şekilde istediğin sayıyı ver yeter ki doğru olsun. Dolayısıyla F4 arkadaşlar bakın ne oldu? F2 çarpı F2 yani F2'nin karesi oldu. Bu yüzden şimdi F4 eksi F2 12 ise yapalım. Bunun yerine f kare 2 eksi f2 eşittir 12 diyeceğim. f2 Karesi eksi F2 eksi 12 eşittir 0. Buna A dediğimi düşünün. A kare eksi A eksi 12 çarpanlarına ayrılırsa A eksi 4 A eksi A artı 3 bu yüzden size olabilir demiş. Biz şimdi sorunun cevabı hani pozitif diye bir uğraşmayalım bakalım. Buradan A eksi 3 değil de 4 olsun. Yani F2'ye biz şimdilik 4 diyelim tamam mı? Yerine yazarsak o zaman. F2 4 ise arkadaşlar buradan F4 neye eşit olacaktır? Karesi olduğu için 16. Soruda hiç öyle bir şey sorulmamış. Biz yine de F2'yi bulduk. F6 ne yapacağım bakın şimdi. F6 yerine F2'yi buldum ya gönül rahatlığıyla böyle yazabilirim. F3 çarpı F2 diye. Aynı mantıkla F10'u da zaten mevzuyu kapmışsınızdır ben bunu yaptıktan sonra artık. F5 çarpı 2'dir. Bu yüzden bunu da F5 çarpı F2 diye yazabilirim. Ne oluyor? Burası F3 çarpı F2. Burası F5 çarpı F2 bölü F5 çarpı F3. F5'ler gitti. F3'ler gitti. F2'nin karesi arkadaşlar. Ben F2 ne olsun demiştim? 4. 4'ün karesi 16. Ama şıklarda yok. Tamam sorun değil. Aynı zamanda A eksi 3 yani A dediğim neydi? F2. F2'yi eksi 3 de yazabiliriz. Yerine yazdığımız zaman F2 eksi 3. F2 eksi 3 o zaman 16'ya da eşit olabilir. 9'a da eşit olabilir. Şıklarda 9 olduğu için olabilir demiş C şıkkı. Arkadaşlar bu grafik sorusunda gerçekten sağlam bir özel tanımlı fonksiyon bilgisi kullanacağız. O yüzden dikkatlice dinleyin. Kafanıza yatmayan bir yer varsa bir özel tanımlı fonksiyonu dönmenizi tavsiye ederim. Şimdi f bileşke fx fonksiyonuyla gx eşittir 2 fonksiyonu iki farklı noktada kesişmektedir diyor. Denklem olsaydı ortak çözüm yapardık. Hatta bazı denklemlerde bile biliyorsunuz ortak çözüm yapmam ben. Hatta konu anlatımlarına da yerleştirdim çünkü veya bir soru yorumlarda onları. E, grafikle çözebileceğiniz ama denklem yoluyla çözemeyeceğiniz sorular var. Burada zaten denklem yok ortada. da. Haliyle ne yapacağız? gx eşittir 2 yani y eşittir 2. Bu grafikleri böyle çizdim. Şimdi bunlar bakın şuralarda grafikler örtüşüyorsa sonsuz noktada kesişir demek bu. Çünkü sıfırla bir aralığında siz ne verirseniz verin burada bunlar kesişiyor. O zaman bunun iki tane çözüm kümesi değil sonsuz tane çözüm kümesi var. Daha bakın ben x'e gelemeden şurada fx'e bile sonsuz tane değer verdiğimi gördüm. Dolayısıyla fx'e sonsuz değer veriyorsam... X'e de sonsuz değer veririm. Dolayısıyla bunlar 2'den fazla noktada kesişmiş oldu ilk öncül için. İkinci öncüle geldiğimiz zaman Gx eşittir 1. Ne yapıyorum bakın. Şimdi Gx eşittir 1 diyor ya. Yapacağımız olay şu. Şöyle seçim kalemi. F, fx eşittir 1 diyeceğiz tamam mı? Sonra şunu yorumlayacağız. Bakın x'e değer vermiyorum daha. F'in içine veriyorum. Neden? F'in içinde şu an bir f daha var. Normal şartlarda fonksiyona ne verince 1 geliyormuş? Şöyle bir yer olsun bakın 1. 2'nin daha aşağısında. Uydurukta bir değer diyeyim. 1.2 diyeyim tamam mı? Siz x'e 1.2 verdiğinizde 1'e gidiyormuş. O zaman burada da içeride ne var? fx. Demek ki bu yüzden fx'e 1.2 verdiğimde cevap 1 oluyor demektir bu. Şimdi x'e geçiyoruz. x'e ne verirsek 1.2 çıkıyor sonuç. Onun için de Şöyle bir grafiğin üzerinde 1.2'yi gör. Y'si 1.2 olan noktanın x'i Şurada böyle o da 1.1 olsun. Gerçekten sadece bir nokta için cevap çıktı. Bu şekilde mantıklı olmak şartıyla uyduruk değer verebilirsiniz sizde. İkinciyi böyle hallettik. Üçüncüde arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. Şimdi fonksiyon fx bölü 2 eksi 2 olmuş. Bak bunu öteleyerek de yapabiliriz ama... Ben size şöyle bir yorum göstereyim soruda. Şimdi biz ilk değerimiz 0 ya burada. İlk değerimiz x olarak 0. Zaten 0 2 aralığında fonksiyon tanımlı. Şimdi içeriği 0 yapmam lazım. Neden? Bir fonksiyonun kendisi yani f değişmiyorsa ne verirseniz verin. F0 her zaman 2'dir. Ne yaparsanız yapın F1 her zaman 2'dir. Ne yaparsanız yapın her zaman F2 0'dır. Böylece grafiğin biraz aslında uç noktalarını görmüş olacağım. Belli noktaları vererek grafiği böyle noktaları birleştirip sonra ha buymuş diyebiliriz grafiği. Bakın sıfır olması için x'e kaç vermem gerekiyor? 4. Ol, bir sıkıntı oldu söyleyeceğim şimdi sıkıntıyı. Sonra içeriği 1 yapıyorum bakın. Çünkü f1 olunca 2 oluyor. O zaman ne verirsem 1 oluyor. x'e 6 vermem lazım. Sonra arkadaşlar x bölü 2 eşittir. Eksi 2 eşittir 2'den x'e 8 vermem lazım. O zaman bunun grafiği şöyle bir şey oldu. Grafiği öteleyince ya da böyle içerinin kat sayısını değişince grafiğin görüntüsü değişmeyecek. Sadece biraz daha genişler. Bakın böyle bir grafik oldu. Ve 4'te başladı. 6'da devam etti. 8'de ama grafik neyde tanımlıydı? 0 ile 2 tanı arasında tanımlıydı f fonksiyonu. O zaman arkadaşlar 4 ve 8 arasında fonksiyon tanımlı olmadığı için Bunlar kesişemeyecek. Y eşittir x böyle devam edecek. Bu grafik arkadaşlar artık tanımlı olmadığı bir aralığa taşındığı için f'in grafiği bu. Evet görüntüde ama tanım aralığında 4 ve 8 yok. Bu yüzden bunlar kesişemeyecekler. Cevabımız bu yüzden yalnız 2 b şıkkı oldu. Arkadaşlar grafikle ilgili şunu söyleyeyim. Bu öğretmenin verdiği şu grafik temsili grafik tamam mı? Yani siz grafiği yaptığınız zaman üst kısmını maviye alt kısmını sarıya boyayın diyor. O yüzden soruda bir hata yok. Öğrencilerimiz eğer şöyle yaptıysa ama hocam 0'a 2 bu grafikte üstte kalıyor. Eksi 1'e 4 de verdiğim zaman eksi 1'e 4 neresi? O da üstte kalıyor falan demeyin yani şöyle bir yerde o da. Bu sadece verilen grafikte öyle bir yol uygula diyor. Diyelim öğrencinin grafiği böyle işte. 0'a 2 bakın gerçekten yukarıda kalırken şey aşağıda kalırken öyle bir grafik çizmem lazım o zaman. Nasıl olabilir bu? Şöyle olur herhalde bakın. 0'a 2 grafiğin burasında kalır. Sonra eksi 1'e 4 noktası da bakın böyle grafiğin üstünde kalır. Burası mavi bölge. Tamam mı? Şurası da sarı bölge. Yani bu grafiğin zaten şekli önemli değil. Grafiğin çizimini istemiyor senden. Sadece şunu göreceğiz aslında. Bir nokta, bir grafiğin, altında kalıyorsa sana şu mesajı veriyordur. 2 küçüktür. X'e 0 veriyorum bakın. Eksi m artı 2. Yani denklemin olması gereken sonucundan daha küçük çıktı. Bak yazayım. Sonuç olması gereken sonuçtan daha küçük çıktı demek istiyor. Altında kaldı diyerek. Dolayısıyla buradan da m arkadaşlar ne oldu bakın. Sıfırdan küçük geldi tamam mı? Sonra ikinci yorumumuza geldiğimiz zaman mavi renkli bölge yani üstte çıktı ya. Normalde üstünde olsaydı sağlardı altında olsaydı işte demek gibi küçük gelirdi. Bu da sonuçta fazla gelmiş. Yani sonuç burada olması gereken sonuçtan daha büyük çıkmış. Dolayısıyla 4 büyüktür sonucumuz normalde buraya yazdığımız şey. X yerine eksi 1 yazınca eksi 2 eksi m artı 2. Buradan da bunlar gitmiş oldu. M büyüktür. Eksi 4. M eksi 4'ten büyük sıfırdan küçük. Cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar bakın bu soruda gerçekten ufak ama güzel bir yorum var. Şimdi bir asal sayı normal bir basamaklı olsa 2, 3, 5, 7 zaten biliyoruz. Ancak bir asal sayı çift basamaklıysa, 3 basamaklıysa, 4 basamaklıysa sakın tek diye son basamağına aldanıp yani kaç basamaklı olduğu önemli değil. Son basamağına sakın 5 vermeyin. Neden? Birler basamağı 5 olan bir sayı asal sayı olmaz. Çünkü 5'e bölünüyordur. Bu yüzden bir sayı asal sayıysa 2 ve üst basamaklı sayılarda son rakamları 1, 3, 7 veya 9 olabilir arkadaşlar. Örnek: 11 bir, bir asal sayıdır mesela. 13 asal sayıdır. Aklıma ilk gelenler 37 asal sayıdır. 79 asal sayıdır gibi. Haliyle arkadaşlar bunların karesini aldığınız zaman birler basamağı 1 gelir. Birler basamağı 9 gelir. Birler basamağı e, 9 gelir. Ve yine birler basamağı buradan da 1 gelir. Neden? Söylüyorum bunu. 3'ün karesi 9. 7'nin karesi 49. 9'un karesi 81. Yani sayıyı gidip uzun uzun şöyle çarpmaya gerek yok. 9 kere 9 81. 9 kere 7 63. Zaten biz sayılarda çarpmayı nasıl yapıyoruz? şuraya böyle geliyor. Sonra bir kaydırıyoruz. Otomatik olarak birler basamağı direkt aşağı indiği için sadece birler basamağındaki sayının karesini alıp onun da birler basamağını böyle 1991 diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Buradan o zaman toplamlar neler olabiliyor bakın. Bir sayının son basamağı 1 olduğu için diğer asal sayının da son basamağının 1 olduğunu düşünün. O zaman toplamları 2 olabilir. Yine bir sayının karesinin birler basamağı 1 ise öbür sayının karesinin birler basamağı 9 ise toplamları 10 olur. Yani son basamak 0 gelir. Başka alternatifimiz 9 olur. Diğeri de 9 olur. Toplamları arkadaşlar 18 olacağı için son basamak 8 gelir. 2 0 8'den başka birler basamağındaki rakamı elde edemiyoruz arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacak haliyle. 5 verdiyseniz ya da kafanıza bu soruda bir şey yapmadıysa bu şekilde giderildiğini düşünüyorum. Soruda arkadaşlar kısa kenar A uzun kenar B çekmiş ama orası unutulmuş. Sizin baskıda yetişmediyse ona dikkat edin. Yani o yüzden hangisi A hangisi B nereden bileceğiz hocam? Unutulduğu için kısa olan A olacak uzun olan B olacak arkadaşlar. Şimdi bunun bize katkısı nedir? Bir bakalım. E, bakın A, A, A dersek aslında gördüğünüz gibi kısa kenarların 3 tanesi bize uzun kenarı veriyor. Bu denkleminde kökleri A ve B olduğuna göre kökler toplamı A artı B olacak. Yani eksi B bölü A'dan eksi eksi N bölü 1'den kökler toplamı bu. Kökler çarpımı ne? M arkadaşlar. Kökler çarpımı da A çarpı B. Şimdi ben A gördüğüm B gördüğüm yere pardon 3A yazarsam A artı 3A olur. Böylece n eşittir 4a gelir. Sonra yine a çarpı b b gördüğüm yere 3a yazarsam 3a karede arkadaşlar neye eşit olacaktır? m'ye. Buradan m ve n arasında nasıl bağlantı kurarım? Soruda a'yı istemiyor bizden. b'yi de istemiyor. n ve b arasında bağlantı kur diyor. matematikte istenmeyenden kurtulmanın yolu onu yalnız bırakmaktır. Böylece şunu yapma hakkınız var. a bölü 4 eşittir n e pardon or, niye öyle bir şey yaptıysam affedersiniz. n eşittir 4a olduğu için a eşittir n bölü 4. Ters yazdık demin. Aynı zamanda a kare de m bölü 3'e eşit. O zaman a'nın üste karesini alırsak ne kare bölü 16'da a kare eşit oldu. Böylece a kare de m bölü 3 olduğundan ne kare bölü 16 m bölü 3 oldu. O zaman arkadaşlar içler dışlar 3n kare eşittir 16m. O zaman sol tarafa atarsam 3n kare eksi 16m eşittir 0. Cevabımız e şıkkı. Evet arkadaşlar burada polinomda ÖSYM'e böyle güzel bir soru sormuştu ya. Şimdi ondan da türetilen iyi sorular oluyor. Biraz kavramamızı da sağlıyor. Benim size tavsiyem gerçekten böyle tanımlara varıncaya kadar matematikte düzgünce bilin. ÖSYM bunları Son yıllarda hani ilk aklıma gelen polinom, ikinci derece renklem, e, mutlak değer, bölme bölünebilme gibi aslında hemen hemen her konuda ince ayrıntı böyle gıcık yerler değil. En temel yerler. Mesela bir öğrenci aklıma gelmişken söyleyeyim. Çoğu öğrenci şurada hata yapıyor mesela. Mutlak x eşittir, eksi x diyorum ben soruda. Sonra diyorum ki x küçük eşit sıfır olabilir. Olur mu hocam ya dışarıyı eksiyle çarpılmış. O zaman bu negatif olmalı. Soru size aksini söylemiyorsa... Bir mutlak değer dışarıya eksi x diye çıkıyorsa negatif olabileceği gibi sıfır olabileceğini de düşünün. O yüzden bazı sorularda şöyle bir durum oluyor. Mesela tanım aralığı bunun 1 ile, ee, şöyle yapayım, 1 ile eksi 6 arasında tamam mı? Ben diyorum ki bu negatif olduğu için eksi ile çarpılarak çıkar. Öğrenciler şunu diyor ama hocam 1 verdiğimde içerisi sıfır oluyor. İşte tanımda da o var zaten. Bir mutlak değer böyleyse sadece küçüktür sıfır değil. Küçük eşittir de sıfırdır. Mesela ÖSYM bununla ilgili gayet güzel bir soru. Sordu öncüllü. Şimdi polinoma dönersek bunu da hem aradan çıkarmış olayım bu bilgiyi. Polinoma dönersek arkadaşlar normalde köklerini bildiğimiz bir polinomu şöyle yazarız. Bu şekilde nokta nokta gider. Ama burada maalesef bilmiyoruz. O yüzden Px polinomuna önce Ax kare artı bx artı c diyeceğim. Sonra arkadaşlar y eksenini sıfıra bir noktasında keser ne demek? Temsil olarak gösteriyorum bakın. Şöyle bir polinom olsun. Sıfıra bir noktasında kesiyorsa ikinci dereceden polinom bu arada paraboldür. x'e sıfır verdiğinde y'si bir. Yani böyle sıfır artı sıfır artı c'den c'nin bir olduğunu söylüyor. Dolayısıyla px eşittir ax kare artı bx artı bir oldu. Bu birinci yorumumuz. İkinci yorumumuz soruda baş kat sayısı P0'dır demiş. Hemen P0'ı bul bakalım. Bakın baş kat sayısı sıfır demiyor. Baş kat sayısı P0'dır diyor. O zaman P0 0 artı 0 artı 1'den çünkü yeni polinomu böyle bulduk artık zaten. Demek ki P0 neymiş? bir. O zaman arkadaşlar bu polinomun baş kat sayısı bir olduğu için polinomu artık şu hale getirdim. X kare artı BX artı bir oldu. Ve son yorumumuz. P1 artı P eksi 1 de polinomun sıfırlarından biriymiş. Sıfırlarından biri demek köklerinden biri. Polinomun arkadaşlar kökünü bulmak için o zaman önce P1'i bulalım. 1 artı B artı 1. Sonra P eksi 1'i bulalım. 1 eksi B artı 1. Denklemde yerine yazıyorum. Böylece arkadaşlar P1 artı P eksi 1. B'ler gitti 4 oldu. Polinomun şu an biz sıfırlarından birinin... P1 artı P-1 olduğu için 4 olduğunu öğrendik. Demek ki kök ne demek? Denklemi sıfır yapan değer demektir. Artık x'in karesi yani 16 artı 4b. Çünkü x yerine 4 yazıyorum. Artı 4b artı 1 eşittir 0. Demek ki b buradan eksi 17 bölü 4'müş. İşte polinom x kare eksi 17 bölü 4x artı 1 oldu arkadaşlar. Son hamlemiz. Soru da bizden P2 istediği için yerine şu kenarda yazayım. P2 eşittir. 4 eksi 2 ile çarparsam 17 bölü 2. Artı 1 buradan da eksi 3 buçuk geldi. B şıkkı. Soruyla ilgili aslında yorumları merak ediyorum. Ee, o yüzden farklı bir çözümle yaparsanız yorumda belirtirseniz sevinirim. Ben şöyle bir çözüm yapacağım arkadaşlar size. Şuna x diyeceğim tamam mı? Ln a x ise o zaman buradan a eşittir öbür tarafa attığım zaman e üzeri x olur. Doğru mu? Log 2b eşittir x ise öbür tarafa attığım zaman buradan da 2 üzeri x eşittir b gelir. Şimdi artık şu yorumu yapacağım. Log b a b gördüğüm yere 2 üzeri x yazıyorum Bakın. A gördüğüm yere de E üzeri X yazıyorum. Tamam mı? Ne diyorduk biz logaritma sorularında? Tabanın üstü ters çevrilir. Sayının üstü aynen böyle baş kat sayı olarak denklemin önüne yazılır. Buradan da logaritma 2 tabanında E oldu. X'ler birbirini götürdü. Cevabımız log 2 E oldu. Eyvah cevabı bulamadık falan diye korkmayın. Log 2 E nasıl yazılır? Bu 2 ile e'yi yer değiştirirsek ters çeviriyorduk. O yüzden 1 bölü ln e'dir. Şey ln 2'dir affedersiniz. Böylece cevabımız a şıkkı olur. Hatırlayın logaritma a tabanında b. 1 bölü logaritma b tabanında a'dır. Bu yüzden e ile 2'yi yer değiştirdim şıktaki cevabı uydurmak için. Bu arkadaşlar bakın şöyle bir hareketi yapmamız lazım. Şimdi log 2m ifadesinin pozitif tam sayı değeri demiş ya. Log 2 bir logaritma ifadesi taban 2 ise en az ne olur? 1 olur. 1 olması için de n'ye kaç vermemiz lazım? 2. Burada problem yok. 3 üzeri x'in asal sayı olması için en küçük asal sayı 2'dir. Bu yüzden x'in alacağı en küçük değer 3 öbür tarafa logaritma olarak geçer. Log 3 2. Dolayısıyla sorunun cevabında log 3 2 artı... 2 demeliydiniz. Belki şu kısımda hata yaptı. Birçok kişi x'e 1 verdi. Şıklarda da 2 artı 1 3 dedi. De patladı soru. Dolayısıyla logaritma 3 tabanında 2 artı. 2 nasıl yazılır? Logaritma 3 tabanında 9. Bunlar da tabanları aynı yapılırsa logaritma 3 tabanında ilk kere 9, 18 oldu arkadaşlar. D şıkkı. Toplamın 3'ten büyük olması için arkadaşlar ne verirsek verelim toplamın 3'ten büyük olması için en küçük 2 sayıyla toplandığında bile bu 3'ünün toplamının 3'ü geçmesi lazım. Şimdi neden en küçük 2 sayı diyorum? Log 2 kök 2 nedir? 1 bölü 2. Log 5 40 2 ile 3 arasında arkadaşlar aslında böyle 2.1 gibi bir şey şeye çok yakın 2'ye çok yakın. Sonra arkadaşlar log kök köküçü 3 3 kök 3'ün karesi olduğu için 2 diye çıkar. Şimdi burası soru işareti. Zaten gördüğünüz gibi en küçük 2 kartın numarası 1 bölü 2 ve 2. Bu yüzden ben ne yapacağım? Kart 1 ile yani 1 bölü 2 ile 2'yi topladığımda bunu log 9 ile log 9m-2 ile toplarsam bunun bile 3'ü geçmesi lazım ki bunlarda 3'ü geçerse log 5 40 daha büyük olduğu için hayla ile 3'ü geçer. Dolayısıyla log 9 m eksi 2 büyüktür arkadaşlar. Ne olması gerekiyor bir tarafa atarsam? 0.5. O zaman m eksi 2 büyüktür. 3 oldu. 9'un 0.5. kuvveti 3 çünkü. m de buradan 5'ten büyük olmalıymış. Demek ki 6 ve 7 vereceğiz arkadaşlar. C şıkkı. Arkadaşlar burada şimdi Ardışık 3 tane terimin çarpımı hep birbirine eşitse hani absürt bir örnek vereyim. A6, A7, A8 ile A16, A17, A18'in de çarpımı birbirine eşittir. Herhangi ardışık 3 terim çünkü her türlü çarpımları birbirine eşit oluyormuş. Buradan çıkaracağım ilk sonuç bu. İkincisi de artık sorudaki yorumumuz. A3, A4, A5'i bulabiliriz. A5 zaten 2. A3 çarpı A4 de 2. Demek ki bunların çarpımı 4. Bu ne demek? Herhangi ardışık üç terimin çarpımı birbirine eşit olduğu için artık arka arkaya gelen bütün üçlü terimlerin çarpımı 4 olur. Böylece A2 A3 A4, A5 A6 A7, A8 A9 A10 nokta nokta A23, A24 ve A25. Bunların hepsinin çarpımı 4 4 4 olacak. Kaç tane terim var arkadaşlar? 25 eksi 2 artı 1 toplam terim sayısı böylece 24 tane. 24 terim de üçerli gruplar halinde olacağı için 8 tane grup var. Ve her bir grubun çarpımı 4 olduğu için 4'ten 8 tane var. 4 üzeri 8. Böylece cevap 2 üzeri 16 oldu. D şıkkı. Parabol denklemi ile alakalı gerçekten güzel bir soru. Yalnız sorunun başında size bakın x eksi x1, x eksi x2 vermiş. Normalde bir parabolün gösterimi kökleri verildiği zaman budur. Demek ki bu parabolde baş katsayı 1'miş. Yani onu atlamamak lazım. Soru da bizim için çok basit ama önemli bir şey bu. Birincisi. İkincisi tepe noktası eksenlere eşit uzaklıktaymış ve aynı zamanda a'nın da orijine uzaklığı buna eşitmiş. Bakın burada bu bilgiyi vermiş. Dolayısıyla şu tepe noktasının apsine R dersem ordinatı eksi R olur. Yine AO uzunluğu da R olur. Ben arkadaşlar köklerini bilmediğim için bu denklemi sana vermiş ama bunu kullanmayacaksın. Ben şöyle yapacağım. Tepe noktası bilinen parabol denklemiyle yapacağım. O da neydi? A, x eksi R'nin karesi artı K. Denklemi böyle yapmamız daha mantıklı. Sonra zaten yerine yazarak x1, x2'yi hallederiz. A zaten baş katsayı 1. x eksi r'nin karesi artı tabii ki ordinat da eksi r olduğu için eksi r. İşte size f fonksiyonunun denklemi arkadaşlar. Tepe noktası r eksi r olduğu için. Şimdi şuradaki a'yı nasıl kullanacağım? Burası sıfıra r olduğu için denklemde yerine yazarsanız sağlar. Yapıyorum 1 çarpı Eksi R'nin karesi eksi R re eşittir R'den. Böylece R kare eşittir 2R oldu. R sıfır olamaz çünkü T noktası bakın X eksenin Y eksenin sağında. R o yüzden sadeleştirme hakkım var. 2 geldi. Parabolün denklemi 1 çarpı 1 yazmaya gerek yok artık. Başka sayıdan dolayı x eksi 2'nin karesi eksi 2 eşittir fx. Kökler çarpımı soruluyor. Açalım o zaman. Sola yazacağım. x kare eksi 4x. Ee, buradan 4 geldi. Buradan da eksi 2. Sabitlerin toplamı da bu oldu. Kökler çarpımımız x1 çarpı x2 c bölü a'ydı. 2 bölü 1'den kökler çarpımı 2 geldi. Sonuçta ikinci derece denklemlerin kökler toplamı ve kökler çarpım formülünü aynen parabolde de kullanmaya devam ediyoruz. Cevap b şıkkı. Limitin var olması için yani reel sayı olması için arkadaşlar paydanın sıfır olmaması lazım. Eğer illa payda sıfır oluyorsa payın da sıfır olması gerekir. Buradan belirsizlik gelir. Belirsizliği de nasıl yapıyoruz? Sadeleştirerek alt ve üstü to soruyu hallediyoruz. Örnek x eksi 2 çarpı x eksi 1 bölü x eksi 1 denkleminde tabii ki x yerine 1 yazarsak limit x 1'e giderken bunlar sıfır bölü 0'ı getirir. Sadeleştiği için ama sorunun sonunda Cevabımız eksi 1 gelir. İşte bu bilgiden yararlanarak madem bu soruda x yerine 2 koyduğum halde limit geliyor. Demek ki payda da x eksi 2 olduğu gibi payda da x eksi 2 var. Peki biz çarpanlara nasıl ayırıyorduk? Diyorduk ya çarpımları 2 toplamları eksi m. O zaman çarpımların 2 olması için diğer ifadenin ne olması gerekiyor? Eksi 1. Hakikaten o zaman x eksi 2 çarpı x eksi 1'den toplamları eksi 3 yapar. Eksi m'ye eşit olur ama m'yi istemiyor benden. Yine sadeleşeceği için de bunlar gider. Artık burada sadece bak x eksi 1 kalır. Aynı yorumu burada da yapacağım. 3 koyduğum halde bunun reel sayı limiti geliyorsa arkadaşlar p reel sayı demiş bakın demek ki limit var. O zaman yine burada sadeleşebilen bir şey olması lazım. x eksi 3 x eksi k diyelim mesela çarpımları n'yi verecek toplamları eksi 4'ü. Toplamları eksi 4'ü vermesi için k'nın o zaman 1 olması gerekiyor. Eğer n'yi sorsaydı ona da 3 derdik. Böylece x eksi 3'ler de sadeleşti. x eksi 1 oldu. Şimdi buradan artık yararlanırsak fx eşittir 2x eksi 2. Limit x 2'ye giderken herhangi bir tanımsızlık belirsizlik yoksa direkt fonksiyonda yerine yazacağız. 2 çarpı 2 eksi 2'den 2 geldi. Limit x 3'e giderken yine 2x eksi 2'de 2 çarpı 3 eksi 2'den 4 oldu. Bunların toplamı da 6 oldu. B şıkkı. Fonksiyon bir noktada süreksizse arkadaşlar ya A'da süreksiz ya da 5'te süreksiz. Çünkü iki tane kritik nokta var. Şimdi burada A'yı bilmiyoruz. 5'i biliyoruz ya 5 üzerinden gidelim. 5'te sürekli olsun. 5'te sürekli olursa o zaman A'da süreksiz olması lazım. Şimdi yerine yazdığımız zaman sol limit 5 çarp 5 25 eksi 10'dan 15 olacak. Sağ limite baktığımız zaman 25 eksi a kare eksi 6. Bunlar arkadaşlar birbirine eşit olsun. Şimdi buradan 25 10 oldu. A kare şurası eksi 4 a kare 4 geldi. A buradan 2 de olabilir. A eksi 2 de olabilir. İşte birisi zaten süreksiz yapacak. Bu A'yı birisi de sürekli yapacak. Şimdi A'ya bakalım 2 dersek. A 2 olduğunda arkadaşlar 2 eksi 2'den 0. Buraya yazdığımda yine 0. Bak 2 noktasında da sürekli oldu. O zaman demek ki A eksi 2 olmalıymış. Hakikaten kontrol edelim bakın. A eksi 2 ise 2 eksi eksi 2'den 4 oluyor. Burada yerine yazdığımız zaman eksi 20 oluyor. Gerçekten eksi 2 noktasına bakın yazıyorum. 2 eksi eksi 2'den 2 artı 2. Eksi 10 eksi 10'dan gördüğünüz gibi sol limit sağ limit birbirine eşit olmadı. Bu yüzden bunun yerine yazalım. Eksi 2 artık e, F1'i kullanacağımız zaman da tabii ki eksi 2 ile 5 arasında olduğu için bu fonksiyonu kullanacağım. 5 eksi 10'dan o da eksi 5 olacak. Böylece cevap eksi 7 Arkadaşlar hiç ekstra bir şey yok. Sadece bir fonksiyonda türev nasıl alınır onu bilmeniz gerekiyor. Eğer burada bir eksikliğiniz varsa yani soruyu ben çözdüm de anlayamıyorsanız bir türev almaya gitmeniz lazım. E, anlarsanız problem yok. Şimdi türevini alıyoruz. Bir fonksiyonun türevini alırken normalde önce sanki x'in türevini alırmış gibi kendisinin türevi çarpı içinin türevi. Burada x küp var x yok o yüzden içinin türevini almayı unutmuyoruz. 3x kare. Eşittir yine bakın. Fonksiyonun türevi hiçbir şey yokmuşçasına sonra ama içinin türevi. 2x artı 4m x küp. Böylece normal onun da türevini aldık. x yerine ne yazarım arkadaşlar? Eksi 1 yazarım. Niye biliyor musunuz? x yerine eksi 1 yazarsam bak burası f türev eksi 1 oluyor. Sonra çarpı 3. Bak ne güzel eksi 1'in karesi 1 olduğu için g'nin türevi 2 geliyor. Çarpı eksi 2. Şöyle önüne eksiği koyayım. Sonra arkadaşlar x'in kübü yani eksi 1'in kübü eksi olacağı için burası da eksi 4m yaptı. F türev eksi 1 12. 3 ile çarparsak 36. G türev 2 12. Bir de önünde eksi 2 var. Eksi 24. Eşittir. Eksi 4m. Buradan da 60 eşittir. Eksi 4m. M arkadaşlar. Eksi 15 geldi. B şıkkı. Yani işlem sorusu. Arkadaşlar baskınızda sizin baskınız nasıl bilmiyorum ama normalde sizde F'nin türevi bileşke G türev görünüyor ya o olmayacak bakın bendeki gibi tamam mı? Şimdi onu söyleyeyim çünkü soru o zaman hatalı olur. Ee, bir fonksiyonun ekstremum noktası demek eğer sürekli ise ve türevli ise o noktalarda o noktada türevi sıfır demektir. Bu bilgiyi hatırlayacağız. Ekstremum noktasında türev sıfırdır arkadaşlar tanımlı, sürekli ve türevli bir fonksiyonda. Dolayısıyla bu f türev fonksiyonu tanımlı ve sürekli bir fonksiyon olduğu için f türevin bakın f türevin f'in değil f türevin ekstremumu var. O zaman f türevin türevi yani f'in ikinci türevi 4 sıfır olmalı. Bazen bu karıştırılıyor. Bir fonksiyonun o noktada ekstremumu varsa oradaki türev alınır. Bu zaten hali hazırda türev fonksiyonu bir daha türev alacaksın o yüzden tamam mı? Şimdi, e, bundan sonra artık bu fonksiyonun ekstremum noktalarını soruyor ya, bir fonksiyonun ekstremumunu sormak için işte buranın türevini alacağız. Nasıl alırız peki? Önce şöyle bileşke fonksiyon olarak görün. Bunun türevini alırken arkadaşlar f'in ikinci türevi içeriye dokunmuyoruz. Sonra ikinci olarak da içinin türevi. İşte bu ifadeyi sıfır yapan değerler fonksiyonun ekstremum noktaları olacak. Bir kere şu basitten başlayalım. G'nin türevi x sıfır olması için yani ya bu sıfır olur ya bu sıfır olur ya da her ikisi birden sıfır olur. Sorun değil. Çarpımları sıfır olması demek matematikte bu demektir. Böylece G'nin türevi x neye eşit? 2x eksi 4. Bunun sıfırı eşit olması için x neymiş? 2 demek ki ekstremumu bu türevin bu grafiğin daha doğrusu 2'ymiş. Sonra burası da sıfır olabilir. F ikinci türev gx'in sıfır olması için içine ne olması lazım? Bakın içinin diyorum x'in değil. İçinin 4 olması lazım. Sebep? Çünkü bana soruda bu bilgiyi vermişti başlangıçta. O zaman gx yani içerisi 4 olmalı. İçeride gx olduğu için x kare eksi 4x eksi 2 4'e eşit olmalı. Bu yüzden x kare eksi 4x eksi 6 eşittir 0 oldu. Hiç tek tek kökleri bulmana gerek yok. Bu köklere x1, x2 dersek kökler çarpımı buradan eksi 6 geldi. Böylece ekstremum noktalarının apsisleri çarpımı x1 çarpı x2 eksi 6. Bu da x3 olsun. 2 çarpı eksi 6'dan bu 3 tane kökün çarpımı eksi 12 geldi b şıkkı. Soru aşırı derecede zor değil ama çok zorlandıysanız sizin biraz ekstremum noktalarını çalışmanız gerekir arkadaşlar. Bu uyarıyı da yapayım. Bu arkadaşlar türev sorularında veya fark etmez parabol soruları falan da olabilir. Bazen grafikli sorularda temsili bir grafik çizin olayı anlamak için. Bakın bir üçüncü dereceden fonksiyon. Şöyle bir eğri çizelim. Buna böyle bir 1'e f1 noktasından çizilen teğet. Sonra bir tane parabole de 2'ye g2 noktasında teğetmiş. Buradan bu çizimi yapınca şunu görmüş oluyoruz. Demek ki arkadaşlar bunların ortak teğet doğrusu bu doğru. Teğetin eğimi neydi? Türevdi değil mi? O zaman F türev 1 ile burada G türev 2 birbirine eşit olacak. Soruda belki de en önemli ve basit noktalardan bir tanesi burası arkadaşlar. Madem teğet doğruları aynı o zaman bunların türevleri aynı o noktalardaki. Bu bir. İkincisi nokta denklemi sağlar aman onu kaçırmayalım. Yani buradaki F1 aslında neye eşit? 1 artı 1 artı A'dan F1 arkadaşlar 2 artı a'ya eşit. Yani bu nokta 1, 2 artı a noktası. Sonra yine şu nokta 2, 4 b noktası. Bu bize birazdan eğimde lazım olacak. Şimdi teğetin eğimi türevdir dedik. F türev x, 3x kare artı 2x artı a. Bu aynı zamanda parantez içinde kırmızı doğrunun eğimi arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi buradan yerine yazdığımız zaman 5 artı a x yerine 1 yazdım bakın f türev 1. Şimdi aynı zamanda g türev x. g türev x neye eşit? 2 b x. x yerine 2 yazacağız. 2 noktasında t çünkü. Buradan da ne oldu? 4 b. İşte bunlar birbirine eşit. Denklemimiz ortaya çıktı bir tane. 5 artı a eşittir 4 b. 5 eşittir 4 b eksi a oldu arkadaşlar. Devam edelim. İkinci yorumum. E şimdi burada bitti. Artık işte şunu kullanacağız. Bu nokta ve şu nokta var ya arkadaşlar bu iki nokta. İki noktası bilinen doğrunun eğimi. Dikkat edin lütfen. 4b-2-a eksi eksi y2-y1 eksi bölü x2-x1 bir doğrunun eğimidir. Bu nereye eşit olacak yine? Doğrunun eğimine ne? Yani o da neydi? Doğrunun eğimi 5 artı a'ydı. Veya 4b. İstediğim bir tanesine eşitle fark etmez. Ben... 5 artı a'yı eşitlemek istiyorum şimdi tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar buradan da 4b 2 eksi a eşittir 5 artı a oldu. Buradan da 4b 2 a eşittir 7 geldi. Böylece bu denklem ve demin bulduğumuz şu denklem alt alta yazarsak 4b eksi a eşittir 5. Taraf tarafı çıkardığımda b'ler gider. a buradan eksi 2 olur. A'yı eksi 2 bulduğuma göre yerine yazarsam herhangi bir tanesinde hangisinde yerine yazalım? Şunu da yerine yazalım. 4B eşittir. Artı 2 öbür tarafa 3 olarak geçer. B buradan 3 bölü 4 oldu. Demek ki A eksi 2 B 3 bölü 4 toplamları eksi 5 bölü 4 oldu. B şıkkı. Yani toparlarsak Teğetine ime eşittir türev. Türev yorumu yapacaksınız. Nokta denklemi sağlar ama unutmayın ordinatı bulmak için noktayı denklemde yerine yazın. 3. Aynı zamanda bir doğrunun eğimi y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'dir arkadaşlar. Bu şekilde olayı hallettik. B şıkkı geldi. Bir fonksiyonla fonksiyonun tersi y eşittir x doğrusuna göre simetriktir arkadaşlar. O yüzden Eksi 5'e 5, e 5 0'a 0 ve 4'e 4'ten geçen şu y eşittir x doğrusunu çizdiğimiz zaman bu simetri doğrusu olmuş olacak. Ve f'in tersi x de şu kırmızıya göre simetrik bir doğru. Bakın simetrik bir eğri. Bakın şimdi şöyle göstereyim. Gördünüz mü? İşte simetrisi bu. Dolayısıyla bu F'in tersiyle F arasında kalan bölge demek istiyor. Türkçesi bu. F'in tersiyle F arasında kalan bölge. Dahil fonksiyonların kendisi. O yüzden bu siyahla taradığım bölge. Peki bu siyahla taradığım bölgede en büyük sayı değeri nerede var arkadaşlar? İşte 4'ü e 4 noktasında var. N'ye o zaman 4 verirsem, M'ye de 4 verirsem 2 üzeri 4 artı 4 eşittir 20 oldu. M ile e, 2 üzeri N ile M'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri. Muhtemelen şu ifadeyi belki anlayamadınız. O yüzden gelmemiştir soru. Onu da dediğim gibi açıkladığım gibi. E, bu Y F'in tersinden büyükse üst bölgeyi tara demektir. Fx'in de altında olması demektir. Küçük demektir çünkü. Bu yüzden arasını tarayacağız. Haliyle arkadaşlar bu şekilde başka sorularda da aklınızda bulunsun iki tane fonksiyon var mesela böyle. Yine şu f olsa, bu g olsa g büyüktür, y büyüktür f dese size aradaki bu bölgeyi tarayın demek istiyor. İntegralde eksi 9'dan eksi 6'ya fx dx demek şu bölgenin alanı demektir arkadaşlar. Dolayısıyla bu bölgenin alanı 7 bölü 2 verilmiş. Bu arada bu eksi 9'u denklemde yerine yazarsak y eşittir eksi 9 bölü eksi 3'ten şu dik yamuğun yüksekliği 3 olur. Burası. Sonra eksi 6'yı yazarsak eksi 6 bölü eksi 3'ten 2 olur. Demek ki bu dik yamuğun tabanı şey yüksekliği dedim demin pardon. Bir tabanı 3 olur bir tabanı 2 olur. Demek ki buradaki arkadaşlar bu dik yamuğun alanı alt taban artı üst taban 5. Yükseklik 3 bölü 2. Yani 15 bölü 2. Sarı bölge 15 bölü 2 eksi 7 bölü 2'den 8 bölü 2 yani 4'müş. Sonra şuna da dikkat edelim. Eksi 6'dan 0'a eğrinin altında kalan bölgedir. Yani bakın burasıdır. Ve bu bize ne olarak verilmiş? 9. Şimdi toplam siyah bölgenin alanı 9. Yalnız şurada bir dik üçgen var bakın görüyor musunuz? Beyaz bölge ben artık onu yeşil yaptım. Ve bunun bir kenarı 2 birim demin bulmuştuk şuranın 2 olduğunu. Bu kenarda 6 birim arkadaşlar yeşil bölgede böylece 2 çarpı 6 bölü 2'den 6 geldi. Demek ki buradaki sarı bölgede 9 eksi 6'dan 3 oldu. Bizden nereyi istiyordu? Toplam sarı bölgenin alanını 3 artı 4'ten 7 bulmuş olduk. B şıkkı. Konu anlatımını yapmışsınızdır, izlemişsinizdir bir şekilde, öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Şu tarz sorular karşımıza geliyor bakın. 3Y-2 verilmiş ama burada GY var. O yüzden bizim için hangisi önemli? Denklem mi, grafik mi? Grafik çünkü grafikten daha iyi anlıyoruz olayı. Dolayısıyla burada yapacağınız şey G3Y-2'yi nasıl GY'ye dönüştürürüm? Onun için de mevzumuz temel basit bir şeydir. Önce 3y eksi 2'yi bir değişken veririz. Yani 3y eksi 2 k olsun mesela. O zaman her iki tarafın türevini aldığımız zaman diferansiyel diyoruz aslında biz buna gerçekte. Türevi 3'tür. 3y eksi 2'nin yanına dy'yi yapıştırmayı unutmuyorum. k'nın türevi 1'dir. Yanına dk diyorum bakın. 1 çarpı dk'dan dk. Böylece dy gördüğüm yere dk bölü 3 yazacağımı anladım. Bir de sınırlara dikkat edelim. Birinci sınırımız 1. Bir. Yani ben y'ye 1 verdiğimde k arkadaşlar 1 geliyormuş. y'ye 3 verdiğim zaman 3 çarpı 3 eksi 2'den k 7 geliyormuş. Artık şöyle bir denklem oldu bakın elimizin altında. 1'den 7'ye e, g k demiştim. dk bölü 3. O bölü 3'ü isterseniz sorunun en başına atalım. Şöyle çarpımı en başa veya bölümü en başa atma hakkımız var. Soru bu artık G3y 2 olduğunu söylüyor bize ve burada ne verilmiş? 3 verilmiş. Her iki tarafı 3 ile çarparsak 1'den 7'ye GKDK arkadaşlar 9 oldu. Bu aynı zamanda ne biliyor musunuz? Y'ye bağlı bir integral. Aman dikkatli olun bakın orada. Y'ye bağlı bir integralde Y ekseniyle grafik arasında kalan bölgenin alanına bakarız. O da bakın Y ekseniyle grafik arasında kalan bölgenin alanı size bu kırmızıyla çizdiğim bölge. Ve bu sarıyla e, turuncuyla yeşil bölgeyi eşit vermiş. Buraya A diyelim. Buraya da A diyelim. 9 verdiği için kırmızı bölgenin 9 olması lazım. O zaman şu maviyle taradığım bölgeye de artık ne kalıyor? 9 eksi A. Dikkat edin lütfen. Şurada bir dikdörtgen var ve bunun bir kısmı A, bir kısmı 9 eksi A. Komple bu bölgenin alanı artık 9 birim kare oldu. 9 eksi A artı A'dan dolayı. Demek ki 9 eşittir. Bir kenarı 7 eksi 1'den 6. Bir kenarı da arkadaşlar A. A buradan 1,5 geldi. B şıkkı. Eğri ile doğru arkadaşlar fx fonksiyonu ve y eşittir 2x eksi 2 fonksiyonu burada bakın böyle bir noktada kesişiyorlarmış. Apsisi 2 olan bu noktanın ordinatını nasıl bulursunuz? Hem doğruyu hem denklemi sağladığı için fx'i bilmediğimden doğru da yerine yazarım. 2 çarpı 2 eksi 2'den y eşittir 2 gelir. Bu doğru ve eğri 2'ye 2 noktasında kesişiyorlarmış. Bunun bize anlamı birazdan f2 eşittir 2'yi kullanacaksın demek. Şimdi devam edelim biz. Burada denklemi nasıl kullanabiliriz arkadaşlar? Y'li ifadeyi bir tarafta, x'li ifadeyi bir tarafta bırakıp her iki tarafın integralini alırsanız kendisini bilmediğiniz bir fonksiyonun türevini biliyorsanız kendisini bulmak için terse gideceğiz. Yani integralini alacağız ki kendisini bulalım. Y çarpı Y'nin türevinde yalnız şunu bilmeniz lazım. Y sonuçta fx ya x'e bağlı bir fonksiyon. Bunun türevi alında Y'nin türevi çarpı Y oluyorsa o zaman integralini aldığınızda Y kare bölü 2 olacak. Y'nin türevi nereye gitti hocam? Normalde zaten şöyle hatırlayın. Gerçekten f kare x bölü 2'nin türevi 2fx bölü 2 çarpı f türevi x olmuyor mu? İşte bak orada bu ikiler gittiği için y'nin türevi x gördüğüm yere e, fx gördüğüm yere y ye yazıyorum çarpı y oluyor. Bak doğru yapmışız. Dolayısıyla aklınızda bulunsun ilk defa böyle bir şey görüyorsanız y'nin türevi çarpı y de integral alırken geriye gittiğinizde y'nin türevi kaybolur. Sadece orada yapacağınız şey y'nin üstel yani y'nin ikinci kuvveti, üçüncü kuvveti, dördüncü kuvveti gibi bir şey olduğunu söyler size. Kenarda bir örnek daha göstereyim bakın. Diyelim y küpün türevini alsanız siz yani fx olsun bu. Türevini alırken ne olur? 3y kare çarpı y'nin türevi. İntegrale geri döndüğünüz zaman işte hakikaten y küpü elde ediyoruz. Anlaştık mı? Olay bu. Dolayısıyla y kare bölü 2 eşittir. Buranın integrali x kare bölü 2 eksi 4x artı c. Hocam bu tarafa da sabit eklememize gerek var mı? Yok. Çünkü sabit zaten ister sol tarafta olsun ister sağ tarafta olsun ya da her iki tarafta olsun bir tarafa toparlayınca zaten o sabit sol veya sağ tarafta kalmış oluyor. O yüzden içiniz rahat olsun. X'li tarafa ekleyin. Y'li tarafa eklemenize gerek yok. Şimdi F2 arkadaşlar 2 idi ya. Bu zaten Y kare demek. F kare X demek. Bölü 2 eşittir. X kare bölü 2 eksi 4 X artı C. Şimdi F2'nin 2 olduğu bildiğim için X yerine 2 yazıyorum. F kare 2 bölü 2. 2'nin karesi 4 bölü 2. Eksi 4 çarpı 2 eksi 8 artı C. Bu artık neydi? F2 2 olduğu için karesini aldım. 4 bölü 2 Eşittir yine 4 bölü 2 Eksi 8 artı c'den C bakın 8 oldu. Şimdi F kare x Bölü 2 eşittir X kare bölü 2 Eksi 4 x artı 8 olduğunu anladığım için X yerine ne yazacağım? 1 F kare 1 Bölü 2 eşittir 1 bölü 2 Eksi 4 artı 8'den Şurası eksi pardon ne geldi? 9 bölü 2. Her iki taraftaki 2'leri sadeleştirirsek f kare 1, şöyle yerim yetmedi buraya yazayım, f kare 1 eşittir 9 oldu. Ne demiş bakın? Her x gerçek sayısı için fx yani y sıfırdan büyük geliyormuş. O zaman rahat olun f1 de buradan 3 olacak c şıkkı. biliyorsunuz eğri altında veya işte fonksiyonun grafiği ve x ekseninin altında kalan bölgenin alanını veriyordu. Şimdi burada şunu dikkat edin, şunu görmeniz lazım. F türev x'in f türev x dx'in integrali a'dan b'ye olduğu zaman aslında şu olmuyor mu? F türev x'in integrali nedir? F x'tir. Böylece arkadaşlar f x a'dan b'ye ben bir anda f b bulmuş oluyorum. O zaman f türev grafiğinde A ile B arasındaki alan bize fonksiyonun FB ve FA arasındaki farkını veriyor. Bu bizim için bence önemli bir şey. Çünkü türevden yararlanarak ya da parçalı fonksiyondan yararlanarak yapmak evet belki öğrendiğiniz bir şeydi ama bu şekilde alandan çok daha kolay olduğunu göreceksiniz. Kendi çözümünüzle de karşılaştırın. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Bir kere burası bir birim. Burası da iki birim olduğu için arkadaşlar benzerlik yaparsak arkadaşlar şöyle bana şimdi eksi 2 de lazım olduğu için eksi 2'ye getirdiğim zaman olayı benzerlik oranı bakın 1 bölü 2'den dolayı burası da 4 olacak. Şimdi f7 eksi f eksi 2 ne demek biliyor musunuz? Eksi 2'den 7'ye f türev x dx demek. O zaman burada şu alan bize yani alanın tabi negatif kısmı da olabilir sorun değil. İntegralde çünkü eksi kısım oluyordu alan. F7 f 7 eksi f Eksi 2'yi verecek. Şimdi şuradan başlatırsak. Buraya 7 dediğimiz zaman. O zaman bu bölgenin alanı A1 olsun. Şu bölgenin alanı A2. Ama integralde eksenin altında kalırsa ne oluyordu? O negatif oluyordu. Demek ki A1 eksi -A2 A2'ye eşitmiş. Bu arada A2 dediğimiz zaten 4 çarpı 2 bölü 2'den 4 olduğunu biliyorum. A1'in de arkadaşlar şu ilk kısmı. Normalde bulmama gerek yok da hadi bulayım sizin için. Bakın şu kısmı 6 birim. E, diğer kenar 2 birim. Bu dikdörtgenin alanı 12 birim. Şu üçgenin alanı da 1 çarpı 2 bölü 2'den 1 birim. O zaman 13 eksi 4'ten 9 geldi. Hakikaten bulduk. O zaman soruda bir hata yokmuş. Bu yüzden cevabımız yalnız bir aşıkkı. Bunun adı sayma ve olasılık. O yüzden arkadaşlar bazı sorularda gerçekten tek tek saymamız gerekiyor. İşte bu soruda onlardan biri olacak bizim için. Üste doğru gidebiliyormuşuz. Sol çapraza gidebiliyormuşuz. Bir de sağ çapraza gidebiliyormuşuz. Şimdi o zaman ben şöyle büyüteyim müsaadenizle. Size güzelce göstereyim burayı. Bakın maviden çıktık. Yukarıya bir farklı şekilde gideriz. Sol çapraza bir. Sağ çapraza bir. Sonra yine sağ çapraza 1. Şimdi dikkat. Bir buradan, bir buradan geleceğiz. 2 olur burası. Yukarı çıkarken buradan bir. Dikkat. Bir buradan gelirim, bir buradan gelirim. 3 olur. 2 sol çaprazdan ve alttan geleceğim için burası 3 olur arkadaşlar. Sonra yine 3 1 bakın 4 oldu buluşuyorlar. Biraz daha büyüteyim hatta ya iyice görün. Bakın şimdi nasıl olsa 6 hallettik. Bakın arkadaşlar 4 3 Burası 7 oldu. Sonra yukarı çıktık 3. 7 buradan geldi, 3 buradan geldi. 10 farklı şekilde buraya ulaşırız. 4 burada hatta 11 pardon. Burada durdu. Artık buradan ilerleyemiyorum. O zaman şuradan devam ediyorum. 10 3 o zaman 13 oldu. Sola doğru, yukarı doğru 23 oldu. 23 buradan, 13 buradan 36 oldu. 23 sol çapraza Sonra bakın en sonunda artık şöyle bir rengi değiştireyim. 23 buradan, 23 buradan, 36 da buradan. Böylece arkadaşlar burası 82 oldu. 82 farklı şekilde bu sarıya gidebiliyormuşum. İşte burada böyle permütasyon falan değil. Bildiğiniz sayarak yapacaktık. Petek soruları klasik böyle sorulardır arkadaşlar. Konu anlatımında da bahsetmiştim. Zaten kendi çözdüğünüz kitaplarınızda da görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Cevabımız buna göre hangisi olmuş oldu? E şıkkı. 200 sayı var. Seçebileceğimiz 200 sayıdan bir tanesini seçtik arkadaşlar. Ve burada seçtiğimiz bu sayı ne olmak zorunda? N'nin birlisi. Yani N olması gereken durumdan bir tane seçtiğim zaman cevap 1 bölü 100'müş. O zaman bu N dediğim şey ne geldi? 2 geldi değil mi? Ne demek bu? Q sayısı P sayısını tam bölüyor ve P tam sayısını bölen sadece iki tane sayı var. Bir sayının sadece iki tane böleni varsa bunlardan biri asal sayı olduğu için kendisidir. Diğeri de birdir. O yüzden P arkadaşlar asalmış. Alabileceği en büyük iki basamaklı tam sayı değeri bu yüzden 97 olur. Gerçekten 97'yi bölen iki sayı var. Toplam sayı sayısı sayı sayısı ne demekse Toplam bu kümenin eleman sayısı 200. Gerçekten cevap bakın 1 bölü 100 oldu. Kontrol etmiş olduk C şıkkı. Bence böyle sorularda arkadaşlar aralıkta uygun bir sayı vermek daha mantıklı. Nasıl olsa o aralıkta hangi sayıyı seçerseniz seçin kuralı doğru biliyorsanız doğru yapacaksınız demektir. Bakın şimdi bir kere 6m sayısı normalde m sayısı 5 p bölü 24 ile pi bölü 4 arasında olduğu için 6 ile çarparsak 5 pi bölü 4. Burası da 6 pi bölü 4 yani 3 pi bölü 2'den burası 225 derece. Burası arkadaşlar ne olacak? 270 derece. Şimdi bu 6M açısı mesela şöyle söyleyeyim size. 250 derece olsun. 225 ile 270 arasında temsili bir açı aldım. Sin 250, cos 250, ve tan 250. Bak böyle karşılaştırmak daha kolay ve benim tavsiyem sorularda her zaman dar açıya indirgeyin. Dar açıda yapmak çok basittir. Dar açıda arkadaşlar aynı açılarda tanjant alfa sin alfadan büyüktür dar açılarda ve ben kosinüs de sinüse çeviririm. Böylece sadece tan ve sin'i karşılaştırırım. Kos 250. Üçüncü bölgede kosinüs negatif. O zaman bu kos 270 eksi 20 olduğu için ben bunun yerine Yeni durumda eksi sin 20 yazacağım tamam mı? Tan 250. Üçüncü bölgede tanjant zaten pozitif ama ben bunu kotanjanta çevirmek istemiyorum. O yüzden 180 artı 70 diye yazacağım. Yani burada üçüncü bölgede bu tan 70 olacak arkadaşlar. Sin 250'ye geldiğim vakitte bunu da yine sin değiştirmek istemediğim için 180 artı 70 bu yüzden üçüncü bölgede sin negatiftir. Eksi sin 70 yapıyorum. O zaman arkadaşlar olay bitti zaten. Bir kere tan 70 pozitif olduğu için en büyük. Tan 70 z. Sonra normalde sin 70 sin 20'den büyüktür. Ama eksi olunca ters çevrilir. Bu yüzden z büyüktür. Y büyüktür. X oldu. Cevabımız buna göre hangisi? D şıkkı. Soruda önce gerekli sadeleştirmeleri bir yapayım arkadaşlar. Ondan sonra mevzuyu hallederiz. 1 eksi kotanjant x yerine hemen bakın. Kosinüs, x bölü sin x yazacağım için payda eşitliyorum. Sin x eksi cos x bölü sin x oldu. Normal sadece kotanjant x'i kot, cos bölü sin diye açtım. Bölü kosinüs x burada da payda eşitlediğim zaman Cos x eksi sin x olacak. Doğru mu? Paydada cos var çünkü. Cos x eksi sin x bölü cos x oldu. Cos x eksi sin x. Sin x eksi cos x sadeleşir. Eksi 1. Sonra cos x ile bu cos x sadeleşir. Sin x ile bu sin x sadeleşir. Ne geldi o zaman sorunun cevabı buradan? Eksi 1 artı sin 2x eşittir. Sıfırdan sin 2x'in 1 olduğunu gördük. 2x buradan arkadaşlar 90 artı 360 k'dır. Her iki tarafı 2'ye bölersem 45 artı 180 k. Ben size düzgünce güzelce çözümü yazdım. Tabii ki soruda zaten şıklarda hemen 45 sağladığı için D şıkkını işaretlerim. Ama bu olmasaydı k'ya 1 verip 180 eklerdim. K'ya 2 verebilirdim ya da k'ya eksi 1 verebilirdim. Şıkların durumuna göre k'ya tam sayı verme hakkımız var. Cevabımız D şıkkı. Önce arkadaşlar yay uzunluğundan yararlanarak açıyı bulalım. 2 pi r alfa bölü 360 eşittir yay uzunluğu. Yani birisi 32 pi bölü 45. Diğeri de 2 pi çarpı 1 beta diyelim ona da. Beta bölü 360 eşittir. 16 pi bölü 45. 360 ile 45 sadeleşti 8. Piler gitti. 32 ile 2 sadeleşti 16. Alfa buradan 144 oldu. Sonra bunlar sadeleşti arkadaşlar. 8 oldu. 360 ile 45 sadeleşti. Bu da 8 geldi. 8 kere 8, 64 yapınca aslında burada şunu da hatalı yaptım fark ettim. 16 çarpı 8'e ben 108 ee, ne demeliydim? 128 demeliydim. Yanlışlıkla 144 dedim. Affedersiniz. Şimdi artık şöyle bakın. Şuraya alfa. Buraya da beta dersem. Kosinüs teoremi yapacağım. İzleyin. Zaten kenarlar birim çember olduğu için 1. 1 artı 1 eksi 2 çarpı 1 çarpı kosinüs alfa neye eşit olacak? AB'nin karesine. Buna x diyelim. X kare. Sonra 1 artı 1 eksi 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı kosinüs beta eşittir y kare diyelim. Bu da y olsun. Şimdi kosinüs alfa arkadaşlar orada hemen neydi? Alfa'yı 128 bulmuştuk, düzeltiyorum burayı artık, 128. Beta'yı da ne bulmuştuk? 64. Böylece buraya da 64 yazıyorum. Şimdi dikkat! Ben bu ikilerden kurtulmak için ne yapacağım biliyor musunuz? Kosinüs 128 yerine 2 cos kare e, hatta sin'e çevireyim, iyice güzelce gitsin. Şöyle bakın 1-2 sin kare 64 yazacağım. Niye? 2 eksi 2 parantezinde 1 eksi 2 sin kare 64 olduğu için bu ikiler gidecek bakın dağıtınca. Buradan da 4 sin kare 64 eşit olacak x kareye. Birinci böyle bir yorum yaptım. İkinciye geldiğim zaman ikincide de de yerim yetmedi şöyle bir yapayım bakayım bir. Heh. Şimdi ikinciye geldiğim zaman buraya yani onu da nasıl yazalım? 2 artı değil eksi. Kos 64 yerine 1 eksi 2 sin kare. 32 eşittir y kare. Buradan da ikiler gitti. 4 sin kare 32 eşittir y kare oldu. Bu 2 sin 32'nin y'ye eşit olduğunu söyler. Diğeri de arkadaşlar kare alırsak 2 sin 64'ün x'e eşit olduğunu söyler. 2'ler gitti. Sin 64'ün sin 32 oranı ne? 2 sin 32 çarpı cos 32 olduğu için Böylece 2 sin 32'ler gitti X'in y'ye oranı cos 32 geldi cos 32 Bir de yanında şu 2 çarpanı unutmayın cos 32 çarpı 2'den bir an ona cos 32 diyecektim neredeyse 2 cos 32 eşittir x bölü y oldu arkadaşlar Şıklarda yok 2 sin 58 var o da olur Sonuçta cos 32 sin 58'e eşit bu şekilde hem yay uzunluğu baktık, hem arkadaşlar kos teoremi baktık, hem de yarım açı baktık kos teoreminden yola çıkarak böyle güzel bir soru. Size i̇şte gerçekten konu anlatır gibi güzelce anlatayım arkadaşlar. Doğru olmak kaydıyla, kafadan atmamak kaydıyla güzel bir olur yorumunuz olursa yorumlarda da belirtirsiniz. Şimdi e, analitik düzlemde göstereceğim çünkü noktalar özel olduğu için. Ee, belki işime yarar. Ben genelde analitik düzlemde çizmem. Alelade noktaysa rastgele çizer gösteririm. Burada bunlar hep x ekseninde y ekseninde olduğu için hatta şu da böyle ikiye bir noktası bununla da aynı hizada olduğu için ilk başta özel bir şey olacakmış gibi geldi ama sonra şunu düşündüm. Bunlar bakın üçü böyle bir noktada buluşuyorlar. Öyle söylüyor. Aynı noktada kesişiyorlarmış. Bu nokta x'e y olsun tamam mı? Şu k doğrusu... Ee, 0'a 2'den geçen Bu M doğrusu Bu da arkadaşlar N'ye doğrusu Şimdi bundan sonra ne söylerim Eğimlerden giderim Şimdi K doğrusunun eğimi P ya Y-2 bölü X P eğimine eşit Sonra aynı şekilde M'ye bakayım Y-1 bölü X-0 da 2P'ye eşit Bu eğim Bu eğimin 2 katı ya Yazalım kenarda Y-2 çarpı 2 bölü x eşittir y eksi 1 bölü x. x'ler gitti. 2y eksi 4 eşittir y eksi 1'den y arkadaşlar 3 oldu. y 3 olduğuna göre artık bu noktanın ordinatı en azından elimizde. Onu 3 olarak yazabiliriz. Şimdi bir tane daha eğim bulalım. Diyelim ki hangisi P'de oradan yola çıkarak yine bu y gördüğüm yere 3 yazarsam 1 bölü x artık P'ye eşit oldu. Demek ki bu doğrunun eğimi 3P olduğu için 3 bölü x olacak. Peki bu neye eşit? Y, onu artık 3 bulduk. 3 eksi 1 bölü x eksi 2. Eğim y2 eksi 1 bölü x2 eksi x1. Buradan da arkadaşlar içler dışlar çarpımı 3x eksi 6 eşittir. 2x buradan da x 6 geldi. Demek ki 6'ya 3 noktasıymış. Şimdi şöyle küçük bir halde göstereyim size. Bu arkadaşlar K doğrusu X eksenini kestiği yeri bilmiyorum. X diyeyim Y'yi 2'de kesiyor. Bir de böyle bir 6'ya 3 noktasından geçiyor ya. Burasının uzunluğu 6 birim. Temel benzerlik yapacağım artık. 2'nin 3'e kaç? Oranı 2 bölü 3. O zaman X'in de X artı 6'ya oranı 2 bölü 3 olacak. Ve X buradan Eksi 12 yani uzunlukta 12 gelir. Bu üçgenin alanı 12 çarpı 2 bölü 2'den 12 olur D şıkkı. Kısa kenara K diyeyim arkadaşlar. Uzun kenara da U diyeyim. İçeride 2 kısa bir U var. Dışarıda da 2 U 1 K var. O zaman 2 U artı K'dan 6 tane yani 12U artı 6K eşit oldu arkadaşlar. Kaça? 78'e çevre buymuş. 6'ya bölersek 2U artı K 13 oldu. Bu kenarda dursun. Bir de alana gelelim. Alan neydi arkadaşlar? 6 tane eşkenar üçgenin alanıydı. Düzgün altıgenin alanı. İçerideki alan demek ki e, X diyeyim şimdi 2K artı U'ya. Uğraşmayalım uzun uzun her seferinde yazmayalım. X kare... Kök 3 bölü 4'ten tam 6 tane var ve bu kaça eşit? 363 kök 3 bölü 2. Buradan uzatmayayım ben x 11 geliyor hem de çok kolay geliyor çünkü 3'e böldüğümüz zaman 121 geldiği için x neydi? 2k artı u. O zaman birleştirirsek bilgilerimizi 2u artı k 13, k 2k artı u eşittir 11. Taraf tarafa topladığım zaman bak 3K artı 3U24 K artı U eşittir 8. Şimdi bir dik yamuk şey ikiz kenar yamuk pardon. Bir kısa kenardan bir uzun kenardan oluşuyor. Orta tabanda nedir arkadaşlar? Bunların toplamının yarısı. Yani K artı U bölü 2. Cevabımız 8 bölü 2'den 4 oldu. A şıkkı. Zorluk düzeyine göre bence yapılabilir kolay bir soru bence denemeye göre arkadaşlar. Şimdi bu içeriden seçilen bir noktadan kenarların orta noktalarına böyle bakın uzunluklar indirmişiz. O zaman ne yapacaksınız alan için? Böyle yamuk yumuk bir dörtgende yapacak ekstra bir şey yok. Bildiğimiz alanlar oranı, tabanlar oranı. Buraya A dersem şöyle birleştirirsem alanlar birbirine eşit olur A olur. Geriye 12-a kalır. Alanlar aynı olduğu için 12-a olur. Toplam alan 10 olduğu için a-2 olur. Böyle birleştirirsem tabanlar aynı yine a-2 olur. Demek ki burası 14-a eksi alanlar aynı. 14-a başladığım yere geri döndüm. Böylece cevabımız 14 oldu d şıkkı soruda şekli çizebilmek tahmin olarak böyle mükemmel değil. Benim de zaten çizimim mükemmel değil. Ama anlayacak şekilde bir şekil çizmemiz önemli bence. Analitik düzlemde yapacağım. Çünkü x eksenini kesiyor diyor. Y eksenini teğet diyor falan filan. Şey teğet demiyor pardon spoiler verdik. Y eksenini bir noktada kesmektedir. Göstereceğim şimdi zaten. X'i sıfır e verdiğimiz zaman... E, spoiler kelimesi de şey demiyor ya bak e, bir türlü Türkçesini tam ayarlayamıyoruz yoksa ben de öyle İngilizce kelime falan kullanan biri değilim ama alıştım artık. Spoiler'ın yerine bir türlü Türkçe kelime e, düşünemiyorum. Varsa aklınızda söyleyin arkadaşlar onu kullanalım. Şimdi y'ye sıfır verdim x 6'da kesiyor. x'e 0 verdim y de eksi 6'da kesiyor. Bu arkadaşlar çemberi iki eşit parçaya bölüyormuş. Bir doğru çemberi iki eşit parçaya bölüyorsa bu doğrudan çap geçer. Haliyle merkezi bu doğrunun üstündedir demek istiyor bize. O zaman şöyle bir çember çiziyorum. Bak x eksenini bir noktada kesemez ki çember. Bir noktada kesmek demek aslında teğet demek. Benim çok içime sinmiyor bu bir nokta kesme tabiri. Ama ÖSYM arkadaşlar bir noktada keser ifadesini kullanıyor. Ben olsam bir noktada teğet derim açık söylemek gerekirse. Bana çok güzel bir yaklaşım gelmiyor. Teğet değmekle alakalı bir durum. Ama kesmek bakın böyledir. Bir noktada kesmek falan böyle söyleriz. Değiyorsa biz böyle yaparız. O yüzden ben çok güzel bulmasam, doğru bulmasam da ÖSYM öyle kabul ediyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi bundan sonrası tabii önemli sorunum. Ne yapacağız? Bu kirişi bize 6 birim vermiş. Fark ettiniz mi? Çünkü x eksenini kestiği bu iki nokta arasındaki uzaklık 6 birimmiş. O zaman tabii arkadaşlar ne olacak? Ben 6 derken ama şuna da dikkat edin. Şu nokta A noktası arkadaşlar orijinin biraz sağında bir nokta. Sakın ha orijine değmiyor. Bu şöyle bir T noktasında Y eksenine değiyor. Tamam. Dolayısıyla merkezden kirişe inen dik kirişi ikiye böler. 3 3 olur. Merkezden TT inen doğru diktir ve yarı çaptır. Bak bunun çok önemli bir kısmı var. Bu absisi R olan noktanın ordinatını bulacağım. Çünkü doğrunun üstünde nokta denklemi sağlar. 2R eksi 2Y eksi 12 eşittir 0'dan Y'ne geldi. R eksi 6 geldi. Y negatif olduğu için hemen ben buraya ne yazacağım? 6 eksi R uzunluğu yazacağım. Böylece şunu yapıp işte size Pisagor. Bakın şöyle 6 eksi R. Burası 3 birim. Zaten ne yapıyoruz biz hep çember sorularında? Böyle bir Pisagor'la olayı hallediyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar R kare eşittir. 36 artı R kare eksi 12 R artı 9. R kareler gitti. Buradan 12 R eşittir 45'ten. Ee, R eşittir 45 bölü 12. Çevresi 2 pi R'dir. Yani 2 pi çarpı 45 bölü 12. Buradan da 7,5 pi geldi C şıkkı. Şimdi çıkmış sınav sorusu oldu. Şimdi belki benzerini çözmüşsünüzdür. Ama ilk defa gören öğrenciler bu sınavda 2019'da fena patladılar testin en az yapılan ikinci sorusuydu Arkadaşlar bu ya da birinci sorusuydu öyle düşünün. bir dik yamuğu çizelim arkadaşlar şu şekilde şöyle bir dik yamuk a b b cye dik a bye a, dik olacak şekilde dik yamuk böyledir Sonra buna birbirine teğet olmayan ya da kesişmeyen böyle dört tane çember çiziliyor gördünüz mü olay bu. Dolayısıyla RR olacağı için burada kalan kısmı AD dediği için AD neresi? Evet burası demek ki 5. Sonra arkadaşlar AD pardon AD böyleymiş hatırlarsınız. İçeride AD değmeyen kısım bir birim. Sonra şöyle içeride kalan kısım yine BCD. Tek tek bunu düzgünce bakmam lazım. Burası R burası R olduğu için şöyle 7 birim diyeceğiz. Şu kısma. Sonra arkadaşlar RR diyeceğiz. Buraya da arkadaşlar 5 diyeceğim. Yine RR. Buraya da 7 santim kaldığını söylüyor soru. Zaten bu kadar kısmını e, gerçi yapamamış da olabilirsiniz. Bir şey demiyorum. Çünkü bunu hayal etmek bazı arkadaşlarımız için zor olabilir. Sorun değil. Böylece ben gösteriyorum işte. Şimdi o zaman şöyle dik yamuğa geri dönersek. Ben burada 2R'ye X demek istiyorum uğraşmamak için. 1 artı X diyeceğim. Buraya 5 artı X diyeceğim. Siz de fark edin bakın. 7 artı 2R yerine 7 artı X diyeceğim. Yine 7 artı 2R yerine 7 artı X diyeceğim. Böyle diki indiriyorum. Sonra 1 artı X olduğu için 6 oluyor. Burası da 5 artı X oluyor. Pisagor'dan 5 artı X, 6, 7 artı X. X'e ne geldi bakın? 3. Çünkü 6, 8, 13 üçgeni oluyor. X dediğim neydi? 2R. R arkadaşlar buradan 1,5 geldi. Ve gördüğünüz gibi yamuğun içinde kalan kısımlar aslında İç açılar toplamı yamuğun 360 derece olduğu için kırmızı kısımlar ne oluyor? 360 derecelik bir tam daire. O zaman bir tam dairenin alanı nedir? 3 bölü 2'nin karesi R'yi 3 bölü 2 bulduğum için 9B bölü 4 yani C şıkkı. B ve N'nin arkadaşlar hangi bölgede olduğunu bilmediğim için... Hani bilmekte çok sorun değilim. Problem değil. O yüzden... Ben size önce 270 derece döndürmek ne demek onu söyleyeyim. Bilen arkadaşlarımız vardır ama benim için 270 derece döndürmek şu 90 180 270 olduğu için bakın saat yönünün tersinde 270 derece döndürünce aslında saat yönünde demin ne dedim ben? Saat yönünün tersinde dedim değil mi? Saat yönünün tersinde 270 derece döndürünce aslında saat yönünde 90 derece döndürmeye eşdeğer olur. Bu yüzden 270 yerine Eksi 90'a da düşünebilirsiniz. Temsili olarak bir nm noktası alıyorum. Ben formülü ezberlemek taraftarı çok da değilim. Bakın gerek tek almıyor. Eşliği bilmeniz yeterli. Buraya alfa de. Buraya beta de. Böylece neye olur? m olur. Sonra şuradan da bir dikindir. Burası da arkadaşlar beta alfa. Beta döndürmede uzunluk değişmez. Haliyle betanın karşısı neyse yine n olur. Alfanın karşısı m ise yine m olur nokta m'ye eksi n oldu. Demek ki hangi nokta olursa olsun nm noktası m eksi n'ye dönüşür. Bölgesi önemli değil. Temsili olarak yaptım zaten ben. Siz gidip onu ikinci bölgede deneseniz yine m eksi n ye elde etmelisiniz. İsterseniz kenarda deneyin bir durdurup. Şimdi m eksi n noktasını da ne yönünde öteleyeceğiz? 4'e 2 yönünde. Dolayısıyla m artı 4 ve eksi n artı 2 oldu. Bu da arkadaşlar yine n, m'yi eşitmiş. m artı 4 eşittir n. Eksi n artı 2 eşittir m. Şimdi o zaman taraf tarafa topladığım zaman burada bakın m'ler birbirini götürecek. 6 eksi n eşittir n'den. n arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 oldu. n 3 olduğu için de yerine yazarsam m de eksi 1 oldu. Bizden M ve N'nin çarpımını istiyor arkadaşlar. Cevabımız eksi 3 C şıkkı. Bu Bir formül sorusu arkadaşlar. Burada normal formülü uygulamamız yeterli olacak. Yarım küre. tabii kürenin hacmini hatırlayalım. 4 bölü 3 pi r küp. Silindirin hacmi pi r kare h. İkisinin de e, yarıçapları r cinsinden verilmiş. Birinin yarıçapı r. Öbürünün yarıçapı çapı 2r bölü 3. Silindirin hacmine bakalım şimdi. Pi 4 r kare bölü 9 çarpı yükseklik 12 eşitmiş arkadaşlar. 4 bölü 3'ün yarısı 2 bölü 3 pi r kübe. Çünkü buradaki sıvıyı boşaltmışız. 12 santim yüksekliğinde bir sıvı olmuş burada. Hacim değişmeyeceği için tabi ki bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Böylece burada sadeleştirdiğimiz zaman R8 geliyor arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı.